Rekabet ver fırına da çok kızıştı. Yaşadığım deneyim tatsız değildi aslında. Sonuçta benim kontrolümde olan bir şeydi. Tutsuzdu. Ama sonrasında duyduğum şeyler çok daha tatsızdı. Zamanı gelince söyleyeceğim. Bana söylemiş olduğu, karakterime yapmış olduğu hakaret. Ben seninle uğraşmıyorum. Sen bizimle uğraşıyorsun. Senlerin arkasından konuşan sensin, strateji yapan ben sensin. Ben kimin arkasından konuşuyorum? Karnan, bu hafta yolcusun. Valizini topla. Yine elimden kaydı ve yine düştü. Yine aynı sahne. Bir susarsan yorumlayacağım. Şu an sıra bende. İlk önce dinle. Bugün bizler için 30 dakikada taş kadayıf yapacaksınız. Bir tatlı maalesef olması gereken teknik özelliklerden uzak. Teknik olarak bu iki tabak arasında daha az beğendiğimiz tabak. Yarışmacılar yepyeni bir güne daha heyecanla başlayıp tezgahlarındaki yerlerini alıyorlar. Bugün de birbirinden lezzetli tarifler hazırlayıp hem jüriye hem de rakiplerine beğendirmek için ellerinden geleni yapacaklar. Ekranların en tatlı, en lezzetli ve en rekabetçi yarışması Ver Fırına'ya hepiniz hoş geldiniz. Yöresel tatların yarıştığı 3. haftamızda 6 yarışmacımızla 3. günümüzde yola devam ediyoruz. Bugün yarışmacılarımızdan bizler için belli bir yörenin değil, en sevdikleri yörenin, hatta belki kendi yörelerinin yöresel tatlılarını yapmalarını istedik. Yöresel tatlı deyince benim aklıma bir sürü bir şeyler geliyor. Yağız, sana bir şey çağrıştırıyor mesela yöresel tatlı. Tam çağrıştırıyordu ki zaten Onur'un tezgahına baktım. Onur'un tezgahında yöresel tatlı dediğinde nedense benim aklımda ilk böyle kafama gelen künefe. Heh. Tamam mı? Hemen böyle bir böyle dilleri böyle sarkacak, peynirleri böyle atacaksın ağzına. Baktım kadayıfları duruyor Onur'un önünde. Öyle bir gözüme kestirdim. Tabii ki binlerce Türkiye'nin bütün yörelerinin birbirinden güzel, birbirine özel tatlıları var ama onun bende özel bir yeri var. Bakalım şimdi neyle karşılaşacağız? Çok merak ediyorum açıkçası. Ece, sen ne istersin? Şöyle yöresel tatlı. Sen de bildiğim kadarıyla kadayıfçılardansın. Ya aslında pişti olduk Yağız'la. Benim de aklıma künefe gelmişti. Ama burada olan bence güzel şey yarışmacılarımızın bildiği, yaptığı tatlıyı yapacak olması. Bu da ne demek? En kuvvetli yöresel lezzetlerini yapacaklar ve bize de denemek düşecek. Evet. Valla bugün bayağı tatlı bir gün bizi bekliyor. Hani tatlı tatlı konuşmaya başlamışken Elif, dünkü tatsız yaşadığın deneyimin arkasından bugün şöyle bayağı sıkı bir tatlı yapacak mısın? Ümit ediyorum yapacağım. Yaşadığım deneyim tatsız değildi aslında. Sonuçta benim kontrolümde olan bir şeydi. Tutsuzdu. Ama sonrasında duyduğum şeyler çok daha tatsızdı. Onlar benim kontrolümde değildi. Ne duydun sonrasında? Zamanı gelince söyleyeceğim. Direkt böyle mi başlamak istiyorsun yarışmaya? Peki. Dünü dünde bırakmak her zaman Ver Fırına'da iyi sonuçlar doğuruyor. Bakalım. Peki. Ver Fırına'nın 3. haftasının 3. günündeyiz ve yöresel lezzetlerde yarışmacılarımızdan yöresel tatlılar istedik. Her zaman olduğu gibi 60 dakikalık süreniz var ve o süre başlıyor. 3-2-1 Ver Fırına, kolay gelsin. Kolay gelsin. İyi misin? İyiyim. Hı? Su vereyim sana. Kızın arkasından konuşun sonra su vereyim mi? Yarışmacıların bugünkü görevleri 60 dakikada yöresel tatlılar yapmak. Bakalım etabın sonunda kimler tarifleriyle öne çıkmayı başarıp koruma altına alınacak? Ve kimler tabaklarını hem jüriye hem de rakiplerine beğendiremedikleri için teknik etapta yarışacak? Bugün yarışmacılarımız yöresel tatlılar yapacağı için dikkat etmeleri gereken çok bir şey yok. Bildiğiniz gibi tatlı zaten matematik işi. Ama istiyorum ki her yarışmacı kendi ait olduğu, kendi yöresine, kendi en iyi bildiği tatlıyı yapsın, bizi de mutlu etsinler. Yarışmacılar hiç vakit kaybetmeden hazırlıklarına başlıyor. Konu yöresel olduğu için ben olsam kendi yöreme ait olmayan, hiç denemediğim bir tarifi bugün deneme riskini almazdım. Sinsi olduğunu söylemişler. Sinsi.
Bunu söyleyenin zekasından şüphe ettim. Kendisi böyle yani. Bana söylemiş olduğu, karakterime yapmış olduğu hakaret. Ha, bu düşüncemin de arkasındayım. Ama bu konuyu onunla konuşmasaydım muhtemelen çatlardım ben orta yerimden. Artık hiç muhatap olmamayı düşünüyorum yani. Melike bugün şerbetli Antep fıstığı tatlısı yapacak. Hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkürler. Bugün bize ne yapıyorsun? Bugün Antep fıstığı tatlısı yapacağım. Gaziantep yöresiymiş. Evet, tatlısı. Nasıl oluyor? O normalde kek gibi bir hamur yapacağım ben. Daha sonra onu fırında kek gibi pişireceğim. Pizza dilimi şeklinde keseceğim. Şerbetimi hazırlıyorum. Hı-hı. Üzerine şerbetini yapacağım. Nasıl fıstıklı bir kek yapıyorsun? Evet, fıstıklı bir kek. Evet, şerbetli olacak. Şerbet. Full Antep fıstığı ve bol şekerden oluşan bir tatlı. Bir de üzerine şerbet gelince. Şerbetin içerisinde neler var? Şerbetin içerisinde sadece 2 su bardağı su ve 3 su bardağı şeker var. Daha sonra biraz kaynayınca limon damlatacağım. Limon damlatacaksın. Limon ama az damlatacaksın. 2-3 damla kadar sadece birazcık kıvam versin diye. Şöyle birazcık kesip limon dilimlerinin içerisine atmak istemez misin mesela? Atayım mı? İstemez misin? İstemez misin? Sen olsan istiyor yapar mısın? Mıydın? Ben mesela Ece olsa yapar mıydı merak ediyorum. Yağız, benim aslında buna çok benzer bir tarifim var. Aynı şekilde fıstıklı kek yapıyorum, şerbet yapıyorum ama o biraz daha pasta şeklinde. Tabii ben geleneksel olarak düşünmediğim için bu şerbetin içerisine, belki bir dahaki sefer öyle de yapabilirsin, bir tane vanilya çubuğu koyuyorum, bir karanfil koyuyorum, biraz gül suyu koyuyorum, tarçın çubuğu atıyorum. Yani biraz aromatik bir su yapıyorum. Evet. Bu fıstıkla çok yakışıyor, aklında olsun. Belki bir dahaki evet, sefer denemek isterim. Bize kekini de anlatır mısın, içinde neler var? Kekime yumurta, 8 kahve fincanı Antep fıstığı kullanacağım. Daha sonra 8 tane yumurtam var, 5 kahve fincanı toz şeker. Bir kahve fincanı tereyağı ve un. Ve 2 bardak suya 3 bardak şeker koyduk, değil mi? Şam fıstığı zaten acı olacak. Çok merak ediyorum nasıl bir şey olacağını. Çünkü daha önce böyle benzeri bir şey de yediğimi düşünmüyorum açıkçası. Bayağı güzel oluyor. Eğer evet, kekini güzelce şişirirse, şerbetini doğru anda verirse ve keke güzelce çektirirse bence gayet başarılı olur. Burada mühim olan şey şu kabarma etkisinden tamamıyla yararlanma. Evet, şimdi hamur kabartma tozu falan da kullanmayacağım. Tamamen beyazlarını farklı çırpacağım, sarılarını farklı çırpacağım. İçine işte sarılarımı şekerle iyice özdeşleştikten sonra fıstıklarımı falan ekleyeceğim. Çok beyazını güzel iyice köpürteceğim bakalım. Hadi bakalım, güzel gözüküyor Melike. İnşallah kolay gelsin. Teşekkür ederim. Onur bugün künefe yapacak, üzerinde fıstık ve kesme dondurmayla servis edecek. Onur, burada hoş çok sevdiğin efendim bir şeyler görüyorum. Ne bunlar? Anlat bize. Aklıma ne geliyor biliyor musun onları gördükçe? Böyle ocak başlarında yaparlar ya. Közde. Kömürün üzerinde öyle değil mi? Közde yapıyorlar. Közde böyle künefe. Çevire çevire. Peki niye bu kadar cebelleştin Onur, anlamadım. Şöyle bu, elinle böyle bir kavga çıkar işte. İnce. Şuraya ince, aldım, şurada şey yapacağım. Bak. Çark kullanmak istedim. İnceliğe bak işte, gördüğünüz gibi değerli izleyiciler. Künefenin en önemli malzemesi tabii ki kadayıfı. Onur ince zırhlıya neredeyse küçük öyle parçaları ayırıyor. Çok ve ondan sonra şöyle olmasını istemiyorum. Dinliyoruz. Hani şöyle olmayacak. Öyle olmasın tabii. Şöyle olacak. Onur, bize şunu söyler misin? Niye kesiyorsun? Mesela niye büyük büyük kullanmamalıyız? Niye daha ufaltmalıyız? Sefim, niye büyük büyük kullanmamalıyız? Çok büyük olursa istediğimiz kıvamı yakalayamayacağız. Hı-hı. Bir, ondan sonra istediğimiz şekilde oturtamayacağız. Bana göre eşit şekilde pişmeyecek. Hı-hı. Yerken o peyniri dağılmasını yakalayamayacağız. Hani kesmekte zorlanacağız. Doğru söylüyorsun ama en önemlisi yerken ağzına attığın lokmayı sorunsuz bir şekilde çiğneyip yutabilmen. Kesinlikle. Bu anlam ne çok küçük ne çok büyük. O yüzden şu anda gayet güzel, başarılı bir parçalamayla. Ben şeyi çok seviyorum şimdi. Böyle kırmızı kalıyor ya dışta, kızarıyor. Onun için pekmez kullanacağım biraz. Az ama değil mi? Çok az. Tamam. Tereyağın içine koyup tereyağı pekmezle karıştıracağım. Normalde sade yağ kullanıyorlar. Tereyağının saf halini kullanıyorlar alt tarafta. Biz elimiz olmadığı için tereyağı kullanacağız. Alt tabakamızı oluşturuyoruz. Temiz yüzeyiyle bastırıyoruz ki tam oluşsun tabakamız. Peynirimizi alıyoruz. Şöyle. Tabii insanın canı çekiyor. Arada ağzımızı atıyoruz. Üstüne peynirimizi diziyoruz. Eşit şekilde şu yandan da kapatacağız böyle. İsterseniz bu şekilde tekrar bastıracağız. İyi bir şekilde. Normalde bunu ocakta sürekli döndürerek yapıyorlar. Tamam, ver onu hadi biz gidelim o zaman artık yavaş yavaş. Daha var, yaparım. Onda peyniri az ustam.
Bilerek peynirini azalttım çünkü devamı gelecek. Devamı gelecek. Için, göstermelik diye peynir. Normalde lazım. Bunu ocakta döndürerek pişiriyorlar şefim. Tekrar gözden. Şu şekilde alıp döndürüp. Öbür tarafına kadar. Ama ben fırını kullanacağım. Hani her zaman yaptığım bir tatlı. Sıkıntı olmuyor. Güzel olacak inşallah. Sıcak künefe, soğuk şerbet. Güzel bir ipucu. O şekilde kullanacağım. İsterseniz üstüne Antep fıstığı serpip çok az. Çok fazla kullanırsak. Kaymak tadını yok mu kaymak? Önemli. Kaymak yerine. Antep fıstığı getirdin. Dondurma kaymak getirmedin mi? Kesme Maraş dondurması var. Tam Adanalı bu ya. Hadi kolay gelsin sana. Sadece sana bir şey söyleyeceğim. Dünkü lahmacunun 10 numara 5 yıldızdı. İçinde sıkıntı yaşadım. Şimdi. Tamam, görüntüde bir sorun vardı. Ama onun dışında çok lezzetliydi. Afiyet olsun. Kendi kendine ben bunu beceremedim, yapamadım, önden deme. Tamam mı? Ben sana bir şey diyeyim mi? Dün akşam eve gittim. Lahmacun sipariş ettim sevdiğim yerden. Lahmacun sipariş etti ve bana fotoğrafını yolladı. Resimlerini de çektim, Ece'ye gönderdim. Gece öldüm açlıktan. Gece gece kilo aldırdım bana. Yok, şu an iyisin şefim. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Onur bugün sade yağ bulamadığından yakındı. Sade yağ nedir? Kazeine alınmış tereyağıdır. Aslında kazeine alınmış tereyağı siz de evinizde yapabilirsiniz. Kazeine alınmış tereyağı ile yapılan tarifin farkı şu oluyor. Midenize hiç dokunmuyor ve o süt kabarcıkları içerisinde olmadığı için çok daha hafif bir tereyağı lezzeti alıyorsunuz. Nalan bugün kalbura bastı yapacak. Nalan. Hoş geldiniz efendim, buyurun. Mis gibi kokuyor, cevizler kavrulmuş. Evet efendim. Doğranıyor, neler yapıyoruz bugün bize? Ben bugün kalbura bastı yapacağım. Aslında hemen hemen her yörede yapılan bir kalbura şey ama İzmir'de... Kalbura bastı da çok Ege'ye mi mal edilmiştir İzmir'de? İzmir'de çok var, hemen hemen her yerde böyle tepsi içinde satılıyor, bulabilmeniz mümkün. Süt ve süt ürünlerinde bile. Şambali yapan da var bugün. Evet, şambali yapan da var ama... Bir şey söyleyeceğim kısa kesmek için. Lütfen. Parmaklarınızı bir şey olmasın, muhafaza edin parmaklarınızı, emniyete alın. Evet. Şu iki veya üç parmakla şuradan bastırıp bu şekilde devam edin. Böyle tutuyorsunuz ya maazallah, bir kaçsa böyle bıçak elinizden, tamam. İstenmeyen sahnelere tanık şöyle olmayalım. Şöyle mi yapıyorum bastırın, efendim? Bastırın, güvenceye alın orayı, o şekilde tamam. Devam edin ki parmaklarınızı diğer pozisyonuna göre birazcık teşekkür daha teşekkür ederim, sağ olun. Hamurumuza neler koyduk acaba? Hamurumda 2 su bardağı ayçiçek yağı var ama ikinci bardağımdan şöyle 2 parmak kadar boşluk bırakıp zeytinyağı ilave ettim. Hı. Bir bardak sütüm var. Onları güzelce boza kıvamına getiriyorum. Hı. Sonrasında onun kabartma tozum var. O şekilde yoğurdum. Çok az da bir tuz attım. Kıvamı sizce nasıl olmalı ellediğinizde? İzleyicilerimiz şimdi ben denemek bunun kalbura bastığının kıvamına rendede bakıyorum. Bunu da yapıyorum çünkü. Kalburum yok, adı kalbur bastı evet, normalde ama kalburu. Elimin altında rendem olduğu için bu şekilde yapıp şöyle yuvarladığımda üzerinde böyle küçük küçük fırçık topçuklar mı diyeyim, fıtırlar mı diyeyim oluştuğunda hazır demek. Evet. Sana soracağım. Tatlılarda evet. Ayçiçek yağı dibine bize zeytinyağı kullanımına ne diyorsun? Aslında Nalan Hanım burada çok güzel bir şey yapmış. Biraz ayçiçek yağı kullanmış, biraz da zeytinyağı kullanmış. Zeytinyağını %100 kullansa artık acılığı ortaya çıkar ve aroması fazla baskın olur. Güzel bir şey yapmışız. Şu an güzel lezzet ortaya çıkıyor. Yani ben 2 parmak kadar bir şey kullandım. Baktım tadına güzel tabii şimdi. Şerbeti yiyince daha da güzel olacak gibi gözüküyor. Belki bilmiyorum birazcık daha bir sertliğiyle alakalı. Ya un diyorsunuz ama ben de işte bu yağdan dolayı biraz... Daha un koyarsan ne kadar yağ o kadar un çekiyor çünkü bu aldatılabilir yani. Ne kadar ekmek o kadar köfte, onu göreceğiz artık. Evet. Mükremin bugün Kayseri yöresine ait nevzine tatlısı yapacak. Yanında dondurmayla servis edecek. Mükremin çok güzel bir şeyler yapıyorsun gibi gözüküyor. Adı da nevzine. Nedir bu nevzine? Bu Kayseri yöresine ait. Evet. Tatlımız. İrmik koydun. İrmik normalde yok ama... Ben güzel bir yerden aldım tarifi. Evet. Ne koydun içine? Bize anlatabilir misin? Sıvı yağ, yarım su bardağı. 200 gram tereyağı, 200 gram margarin. Bunları erittim. İçine sonra... Sıvı yağ nasıl? Nasıl? Ne kullandın sıvı yağ? Ayçiçek yağı. Ayçiçek yağı. Evet. Zeytinyağı çok mu? Yok. Hale Hanım yaptı. Sen sadece ayçiçekten gittin. Ayçiçek tamam. Yaptım. Erittim, sonra soğuttum. İçine yoğurt attım.
tahin attım, karıştırdım. Unumu havuz şeklinde açtım. Yağımı içine döktüm. Yoğurmadım böyle. Karıştırdım. Evet, birbirine yok. Birbirine geçsin diye. Bir katlama gibi bir şey aslında. Aynen. Bir nevi onun bir hamur versiyonu. Onun hamur versiyonu. Daha sonra birbirine özleştikten sonra cevizini ve fındığımı ilave ettim. İrmiğimi de ilave ettim. Şimdi birbirini özleştirip tepsiye... Şekli nasıl olacak? Şekli börek gibi. Aa, tepsiye yayacaksın. Evet, tepsiye yayacağım. Evet, sonra? Sonra bir de önemli bir püf nokta, dilimleyip fırına vermemiz lazım. Hmm, dilimleyeceksin, sonra şerbetini vereceksin. Dilimleyeceğim, fırına vereceğim. Fırından çıkardıktan sonra pekmezli bir şerbet yapacağım. Pekmezli. Evet. Ben çok merak ettim. Burada da bir 10 kilometre koşacağız galiba. Biz bu bölümün sonunda anladığım kadarıyla bayağı bir spor yapmamız gerekecek. Dünkü iddian devam ediyor mu? Dün çok konuştun. Ondan sonra hakikaten birinciliği kaptın. İlk öyle şefim, oldu. Hala iddiam var. Galiba her ilk haftalardaki o ne hali denir? Acemilik hali mi denir? Ürkeklik tatlı mi denir? Tatlı heyecan diyelim. O heyecanı denir. Onu attı. Şimdi sürekli her bölümde, her işte, her tezgahında çalıştığında kendi güveni yerine geliyor ve boyundan büyük de konuşmaya başladı. Başka rakiplerini bayağı küçümsercesine, bayağı böyle bir... Yok, küçümseme değil de çabalamalarını istiyorum yani. Ben o kadar çabalıyorsam onların da o kadar... Mükrem'in çabalamanızı istiyor arkadaşlar, değerli yarışmacılar. Mükrem'in, ben bu tarifi deneyeceğim. Sadece şöyle küçük bir farklılık yapacağım denerken. Fındığımı ve diğer ne kullanmıştın? Pirinç fındık. Pirinç ceviz. Fındık. Ve ceviz. İkisini ben biraz kavuracağım koymadan önce. Bunu diyeceğinizi biliyordum zaten. Madem biliyordun, niye kavurmadın? Kolay gelsin diyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben küçük bir ipucu veriyorum. Unun içerisinde gluten vardır. Biz makarna yaptığımızda o glutenin esnemesini isteriz. Bu yüzden de bolca yoğururuz. Ama bu şekilde kıtır kıtır bir kurabiye yapmak istediğimizde ne yapıyoruz? Çok az yoğuruyoruz ve glutenin ortaya çıkmamasını sağlıyoruz. Mükrem'in en azından kendi yöresinin tatlısını yapıyor. Mükrem'in her geçen gün biraz daha iyiye gitmeye başladı. Zaten konuşmaları da bu yönde. Yaptığı tatlı da zor bir tatlı. Güzelce ne şerbetini çektirmesi lazım. Kıvamını